Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan günlükleri programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hak Ramazan'ın içerisindeki her bir günümüzü hakkıyla ifa edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu güzel rahmet mevsiminden istifademizi ziyade eylesin. Hem gönül evimizi, hem oturduğumuz evlerimizi, hem bütün mümin evlerini Ramazan'ın huzurundan nasipdar eylesin. Bu güzel mevsim bizim hayatımızda da nice güzelliğin vesilesi olsun. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan günlüklerinde bugün Bakara suresinin 160. ayeti üzerinden bir mesaj almaya çalışacağız ki, bu ayeti kerimede Rabbimiz bir kesimi övüyor. Kim onlar? Tevbe edenler. Cenab-ı Hak tevbe edenleri öyle bir övüyor ki, onlar durumlarını düzeltirler ve gerçeği açıkça ortaya koyarlar. Allah tövbe edenleri sever, tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Yeter ki onlar tövbelerinde samimi olsunlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ayetin bize verdiği mesaj üzerinden bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bizim hadis kitaplarımıza baktığınız zaman tövbe ile ilgili özel bölümler vardır. Ve orada Allah'a karşı, yani tövbe etmenin günahlarımıza karşı bir şekilde Allah'ın kapısında bağışlanma dilemenin önemli usulleri bize anlatılır. Mesela nedir o? En önemli maddelerinden bir tanesi şudur. İşlediğimiz her bir günahın kalbimizde bir sızı bırakmasıdır. Eğer bu sızı kalbimizde olursa, bu sancıyı kalbimizde çekersek, inanın tövbenin başlangıcını tam da Allah'ın istediği şekilde yapmış oluruz. Onun için geliniz tövbeyle ilgili Bakara suresinin 160. ayetindeki bu kavramı iyice anlamaya çalışalım. Ve diyelim ki biz şeytanın yaptığını yapanlardan olmayacağız. Ne yapmıştı o? Hatasını savunmuştu, hatasının arkasında durmuştu, hatasıyla övünmüştü ve hatası üzerinden kendince bir çıkarım yapmıştı. Ve şeytanlaşma yolunu da bu şekilde açmıştı. Peki bize düşen nedir ve bizim yapmamız gereken şey nedir? Hatalarımızı kabul etmek, hatalarımızla yüzleşmek, hatalarımızı itiraf etmek, hatalarımızın hata olduğunu anladıktan sonra da o hatalardan dönme adına bir çabanın ve gayretin içerisinde olmak. Rabbimiz bizi de hatalarından dönenlerden eylesin. Hatalarını savunan, hatalarının arkasında duran, hatalarını savunma noktasında bir gayret içerisinde olanlardan eylemesin. Ve en nihayetinde hataların, günahların, sevapların açılacağı, o amel defterlerinin açılacağı o günde Rabbimiz bizi amel defterlerimizin üzerinden bir mahcubiyet yaşamaktan muhafaza eylesin. Ve bu Ramazan günlerini tövbe ederek, hatalarımızdan ve kusurlarımızdan arınarak, temizlenerek bayram sabahına erişecek bir yolun yürüyüşüyle tamamlamayı Rabbimiz hepimize ikram eylesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.